Bu birazdan izleyecek olduğunuz video benim Instagram'da en son paylaştığım fotoğrafın color grade'ini yani preset'ini nasıl oluşturabileceğinizi anlatan bir video olacak. Ama YouTube'da bu şekilde videolar paylaşmayacağım büyük ihtimal. Sadece Patreon'a özel videolardan örnek olsun diye burada YouTube'da paylaşacağım bu videoyu. Yani normalde hep özet geçiyorum burada videolarda YouTube'da. İşte 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık videolar oluyor. Ama Patreon'da daha uzun, daha detaylı böyle videolar olacak. Neden? Çünkü burada o kadar çok video, o kadar uzun videolar izlenmiyor. Patreon'da bu işin ilgilileri, fotoğrafçılığın ilgilileri orada olmuş olacak ve onlar hani izlediğinde diyecekler ki bu detaylar benim için önemli. Ama burada o kadar çok gerek duyulmuyor. İzlenme oranlarına da bakıyorum açıkçası. Yani uzun videolarda tamamı izlenmiyor doğal olarak. O yüzden sadece bu tarz videolar Patreon'da olacak. Patreon nedir? Kısaca bir açıklama yapayım tekrar. Benim gibi içerik üreticileri gidip Patreon sayfasında bir web sitesi burası. Abonelikler yaratıyorlar. Yani mesela aboneliklerimden biri ayda 4 dolar. Yani bana ayda 2 tane kahve ısmarlamış oluyorsunuz. Bu şekilde destek olmuş oluyorsunuz ve karşılığında da işte bu birazdan izleyecek olduğunuz gibi detaylı videolara ulaşabileceksiniz. Benimle video chat yapabilme şansına ulaşacaksınız. Beni danışmanlık hizmeti olarak kullanabileceksiniz. Oradan bana mesaj atıp istediğiniz soruları sorabileceksiniz. Instagram'da yakında kapatacağım, DM cevaplama işini tamamen kapatacağım. Patreon'a birazcık daha içerik üretebildikten sonra Instagram'dan bana artık ulaşamayacaksınız. Sadece Patreon'dan ulaşabileceksiniz. Bunu da başka videolarımda anlatmıştım zaten. Ama yani günde 20 kişiye soru cevap yapmam bana çok zaman kaybettiriyor. Bulduğum yöntemlerden biri. Bana o istediğiniz zaman ulaşabilmek istiyorsanız buluşmalardan, mesela yakında İzmir buluşması yapacağız. Mesela bu gibi buluşmalardan sadece Patreon'daki takipçilerimin haberi olacak. İşte İstanbul buluşması, Ankara buluşması, İzmir vesaire. Fırsat buldukça böyle buluşmalar yapabilmeye başlayacağım Patreon'da büyümeye başladıkça. Yani bu YouTube kanalının devamını istiyorsanız, Patreon'da size özel içerikler olsun istiyorsanız, size özel haklar olsun istiyorsanız, bana ulaşabilmek istiyorsanız, benimle konuşabilmek istiyorsanız ve daha birçok şeye hak kazanabilmek istiyorsanız Patreon'a bekliyorum sizi. Bu bir bağış sistemi değil. Bu siz bir ücret veriyorsunuz. Onun karşılığında ben sizin için bir şey yapmış oluyorum. Birazdan izleyecek olduğunuz video normalde Patreon için yaptığım bir video. Belki bir tane daha, iki tane daha buna benzer örnek koyarım YouTube'a. Ondan sonra sadece Patreon. Ciao. Hoş geldiniz Patreon insanları. Rahat rahat, detaylı detaylı neyi neden yaptığımı anlattığım videolar olacak. Yani bu işi daha meraklı olanlar böyle uzun videoları tercih ederler. Ben genelde öyle yapıyorum en azından. Çünkü neyi neden yaptığını merak ediyorum çoğunlukla. Ya zaman zaman tabii ki kısa videolar herkesin işine yarar ama detaylı video olduğu zaman daha rahat pekiştirebiliyorsunuz bazı bilgileri. Şimdi bu Instagram'da beni takip edenler biliyordur. Son zamanlarda böyle artık hani çok beğendiğim, acaba abartıyor muyum dediğim, belki de abartıyorumdur bilmiyorum ama benim çok hoşuma gidiyor. Bu ekranda gördüğünüz renkleri sağdan soldan nasıl söyleyeyim, görerek kendi bakış açımı ekleyerek preset oluşturdum. Preseti Patreon'a koydum. Orada download edebileceğiniz bir link var. Uzun lafın kısası, fotoğrafı bu hale getireceğiz. Ve nasıl bu hale getirdiğimi anlatacağım size. Hatta Photoshop'la da belki yapılabilecek birkaç bir şey gösterebilirim size. Başka bir fotoğrafta gösteririm belki onu. Belki bunu da gösteririm. Zaman gösterecek. Yani öyle hazır bir video değil bu, baştan söylediğim gibi. Şimdi fotoğrafı orijinal haline getiriyorum. Bu kameradan çıkmış hali. İlk yaptığım şey her zaman olduğu gibi Instagram'a göre kesiyorum bu fotoğrafı. Daha sonra yine ilk yaptığım şeylerden biri Lens Corrections. Buradan Remove Chromatic Aberration diyorum. Enable Profile Corrections diyorum. Burada yaptığı şey, bu Chromatic Aberration dediği şey, bazen çektiğiniz fotoğraflarda burada böyle çizgi halinde bir morluk olur. Çoğunlukla mor bir şey olur. Çizgi gibi bir hata olur. Onu düzeltmeye çalışır bu Chromatic Aberration. Profile Corrections da şu. Bazı lensler kendiliğinden vinyet yapar. Bu kimisinin hoşuna gider, kimisinin hoşuna gitmez. O yüzden bunu buradan açtığınızda o vinyeti Adobe sizin yerinizi düzeltir. Bu benim hoşuma gitmiyor anlamına gelmez. Ben bunu bu şekilde yapıyorum çünkü
daha sonra ilerleyen dakikalarda buradan ben vinyeti kendim eklemek istiyorum. Yani onun kontrolü bende olsun istiyorum. Bu yüzden buradan gelip Profile Corrections'ı açtım. İlk yaptığım şeyler bunlar. Daha sonra Basic. Basic kısmı şöyle, yani her fotoğrafta exposure aynı olamaz. Çok doğal olarak aynı olamaz. Yani burada en önemli detay ve öğrenmeniz gereken şey şu. Basic'te yaptığınız ayarların çoğunluğu fotoğraftan fotoğrafa değişecek. Yani siz preset üzerine bastığınızda buraya geleceksiniz tekrar Basic bölümünden. Özellikle Basic bölümünden fotoğrafa göre düzenleme yapacaksınız. Hani preset'i ben bastım fotoğrafımı ama işte senin fotoğrafların gibi olmadı. Bu yanlış bir bakış açısı. O yüzden buraya gelip ince detaylarına girmeniz lazım. Şimdi burayı 4800 yapıyorum. Temperature, beyaz dengesi. Daha sonra burayı -2 yapıyorum. Ve bu fotoğrafta exposure'u birazcık açıyorum. Çünkü ilerleyen dakikalarda yapacak olduğum şeyler birazcık düşürecek parlaklığını. Daha sonra buraya -40 yapıyorum. Highlight'ları kısıyorum. Yani parlak alanları kısıyorum. Gölgeleri az bir şey açıyorum. Daha sonra fotoğraftaki beyazları solduruyorum. Yani daha soluk hale getiriyorum beyazları. Beyazlar bembeyaz değil de biraz daha böyle kapalı beyaz, soluk beyaz olacak. Daha sonra az bir şeyde siyahları açıyorum. Ve Vibrance. Bu Vibrance ile Saturation genelde çok kafa karıştırır. Zaman zaman benim de asabımı bozuyor. Merak etmeyin. Yalnız değilsiniz yani. Saturation'da -30 yapıyorum. Çünkü Vibrance orta tonların renklerini etkiliyor. Saturation bütün fotoğrafın renk doygunluğunu kontrol ediyor. O yüzden birazcık kafa karıştırabiliyor zaman zaman. Yani ileride hani kalan yerleri çözdükten sonra Vibrance ve Saturation hakkında daha çok araştırma yaparsınız. Şimdilik kısa bir açıklamayla geçelim. Daha sonra Tone Curve. Tone Curve en önemli yerlerden biri bence. Yani bütün fotoğrafın büyüsünü burada ayarlayabiliyorsunuz. Bence, benim fikrim. Ve çoğunlukla insanlar, yani büyük kanallar, büyük Instagramer'lar çoğunlukla burada bir S şeklini verirler buraya. S şekli şu an bir standart gibi bir şey neredeyse. Yani S şeklinden kastım şu. Şuraya bir nokta, buraya bir nokta ve buraya bir nokta koyuyorum. Daha sonra siyahları yukarı kaldırıyorum. Bakın özellikle yukarı kaldırayım biraz daha. Görün ne kadar soluk hale geldi fotoğraf. Ama tabii ki çok abartmamak lazım. Yani hiçbir zaman çok abartmamak lazım zaten. Çok abarttığınız zaman belli oluyor. Bir de hemen bir not daha vereyim. Fotoğrafınızı editlediğinizde hemen aynı gün paylaşmamaya çalışın. Benden size tavsiye, yani tecrübelerime dayanarak, yani şu an Instagram'da geriye dönüp baktığım bazı hatalı fotoğraflarım var. Onlar da hep acele ettiğim için oldu. Yani editledim, heyecanlandım, aa çok güzel oldu bu bilmem ne deyip böyle pat diye paylaştım. Sonradan bir döndüm baktım, lan dedim ne kadar yanlış yapmışım, ne kadar kötü yapmışım, ne kadar abartılı yapmışım veya ne kadar çok az yapmışım. Bunu anlayabilmeniz için şöyle bir şey var. Bunu çoğu büyük YouTube kanalları da anlatır yurt dışında. Gözünüz alışmaya başlıyor. Gözünüz sizi yanıltmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani mesela editlediniz bir fotoğrafı. Kapatın o fotoğrafı ve en azından bir 2 saat, 3 saat bakmayın o fotoğrafa. Ve daha sonra tekrar açın, o fotoğraf gözünüze farklı gelmeye başlayacak. Yani böyle bir şey var ne yazık ki. Göz bizi aldatıyor. Kendi gözümüz bizi aldatıyor yani. Böyle bir gerçek var. Neyse devam edelim. S şeklini veriyoruz. Burada siyahları birazcık aşağıya çekiyorum. Daha sonra normalde highlightları da bu şekilde yukarıya çekiyorum. Ve beyazları da birazcık aşağı çekiyorum. Bakın. Bu curve kapalı hali. Bu curve açık hali. Yani acayip acayip şeyler yapabilirsiniz burada. Bu fotoğraf için, bu preset için ben şöyle bir şey yaptım. Burayı da birazcık indirdim. Buraya bir tane daha nokta ekledim ve indirdim. Ve bu solukluğu bu kadar yapmadım. Biraz daha aşağı indirdim. Fotoğraf soluk olsun istediğim için
Orta tonları da indirdim, highlightları da indirdim ve beyazları biraz daha indirdim. Sonuç olarak bu hale gelmiş oluyor fotoğraf. Yani bence güzel oluyor. Neden? Şurada gördüğünüz mesela bir alan var. O alan bir anda sanki doluyormuş gibi gözüküyor. Aynı şekilde bakın, burada da bir alan var. Sanki orada yaptığımız, yani bu curve'de yaptığımız ayar sanki burada bir şeyleri dolduruyormuş gibi bir his oluşturuyor. Ben de o öyle oluşturuyor en azından. Ben onu söyleyebilirim. Tabii ki yaptığı şey sadece bu değildir. Yani zaten kontrast ekliyorsunuz burada, bakın şimdi göstermek amaçlı. Şuradan siyahları mesela aşağı çekelim. Gördünüz mü nasıl kontrast oldu? Veya açarsanız da tam tersi olur. Ama hiçbir zaman bunu veya Lightroom'da herhangi bir ayarı veya Photoshop'ta herhangi bir ayarı çok fazla yapmayın. Burada şimdilik bu kadar yeterli. Hemen şurada size bir tane daha tüyo vereyim. Herhangi bir yere geçtiğinizde gördüğünüz gibi sadece bir tanesi açılıyor. Bu sizde öyle olmayacak çok büyük ihtimal. Onun da sebebi şu. Sağ klik yapacaksınız. Burada solo mod var. Bakın mesela solo modu kapatayım. Tone curve açtım. Basic açtım. Tone curve hala aşağıda açık halde gördüğünüz gibi. Ama eğer solo mod yaparsanız mesela basic açık, tone curve'e bastım. Basic'i kapatıp tone curve açıyor. Bence gayet pratik ve hızlı bir çözüm. Daha sonra HSL. Yani bu presette, bu videoda en çok zaman harcayacağımız yerlerden biri bu diye tahmin ediyorum. Burada hue kısmı renklerin tonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl söyleyeyim? Mesela turuncuyu kalkıp sağa doğru çekerseniz daha sarımtırak bir hale geliyor gibi. Yani bütün renkleri şimdi kalkıp da teker teker böyle sağa sola yapıp anlatmayayım. Daha da uzatmayayım. Siz bakarsınız onlara. Mesela yeşil. Gördünüz mü? Arkadaki yeşiller bambaşka bir ton oldu. Veya yeşili sola çektiğiniz daha kahverengi gibi bir şey oldu. Yani bu kısım, hue kısmı bunu yapmak için. Saturation kısmı o renklerin, az önce bahsettiğimiz renklerin genel olarak fotoğraftaki doygunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sadece fotoğraftaki turuncuları kıs dedik. Bakın sadece ten rengi olan yerler gitti. Yani turuncu olan yerler, ten rengi diye belirtmemek lazım tabii de. Yani turuncu olan yerlerin hepsi gitti. Mesela yeşil, yeşili kapattık. Bakın sırf arkadaki yeşiller gitti ama fotoğraftaki objemiz gitmedi. Neden? Onda yeşil yokmuş gibi. Luminance bu renklerin parlaklığını veya koyuluğunu ayarlıyor. Mesela gene yeşilden örnek verelim. Yeşili kapattık. Yeşildeki parlaklığı aldı. Yeşili açtık. Yeşil renklerin parlaklığını açtı. Okey. Şimdi buradaki ayarları kullanarak videonun en başında gösterdiğim hale getireceğiz fotoğrafı. Kırmızıları artı 10 yapıyorum. Turuncuyu eksi 5 yapıyorum. Sarıları daha sola doğru çekiyorum ve böyle daha kahverengiye yakın bir renge getiriyorum onları. Daha sonra yeşili komple sola çekiyorum. Ama bunu sola da çekebiliriz, sağa da çekebiliriz. Şimdilik solda kalsın. Hatırladığım kadarıyla öyle yapmıştım. Daha sonra aqua eksi 45 ve blue, yani mavi eksi 20. Mavi tonlarını sola çektiğinizde turkuaz olur. Çoğunlukla da ben bu şekilde kullanıyorum fotoğraflarımda. Mavi tam mavi olarak değil de çok az, böyle çok az da olsa turkuaza doğru çekiyorum. Daha sonra doygunluklara gelelim. Kırmızının doygunluğunu eksi 10 yapıyorum. Bu arada bu eksi 10 artı 10'u nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Herhangi bir tanesinin üstüne geliyorum. Ok tuşlarıyla, klavyenizdeki ok tuşlarıyla aşağı yukarı aşağı yaptığınızda eksi 5 eksi 5 eksi 5 şeklinde gidiyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hatta daha da çok artmasını istiyorsanız Shift'e basılı tutup ok tuşlarını kullanırsanız 20-20 gider. Aynı şekilde yukarı doğru da. Ben çoğunlukla bu şekilde kullanıyorum. Kırmızı eksi 10 doygunluğunu aldık kırmızının. Zaten bu en başta gösterdiğim fotoğrafta da
renklerin çoğunun doygunluğu düşük. Bazı istediğim renkler az bir şey ön planda. O yüzden çoğunun doygunluğunu düşüreceğiz. Eksi 80. Daha sonra yeşili de eksi 90. Arka taraftaki yeşiller gördüğünüz gibi böyle daha dramatik bir hal aldı. Neredeyse hiç yeşil yok. Yani %90 kapattık. Daha sonra bunda eksi 80 yapıyoruz aqua'yı. Ve maviyi de eksi 80 yapıyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse bütün renkler gitti ama ten rengi duruyor. Bu sizin zevkinize kalmış. Bu preseti ben bu şekilde hazırladım ama bu şekilde kullanmak zorundasınız diye bir şey yok tabii ki. Yani belki de siz arkadaki yeşillerin biraz daha durmasını isteyeceksiniz. Birazcık daha açacaksınız. Gördüğünüz gibi biraz daha soluk gözükecek. Bu sizin keyfinize kalmış. Ben böyle ayarladım. Ben böyle ayarladım diye kullanmak zorunda değilsiniz bu şekilde. Bunlar sizi yönlendirsin diye var. Preset de sizi yönlendirsin diye var. O yüzden bunları bir kural olarak değil, yönlendirme olarak kabul edin. Daha sonra burayı kaç yapmıştım ya? 90 mıydı? 90'dı herhalde. Tamam. Daha sonra parlaklıklara geçelim. Kırmızının parlaklığını eksi 20 yapıyorum. Turuncunun da parlaklığını eksi 20 yapıyorum. Sarının parlaklığını da eksi 20 yapıyorum. Yeşilin parlaklığını eksi 60 yapıyorum. Aqua'nın parlaklığını eksi 60 yapıyorum. Mavinin parlaklığını gördüğünüz gibi bakın üzerinde tişörtte gömlekte varmış herhalde. Onu etkiliyor şu an. Onu da eksi 70 yaptım. Daha sonra bakıyorum. Burayı kapatıyorum. Bakın fotoğrafın orijinali bu. Bizim yaptığımız ayarlarla çoğu şeyin rengini aldık. Evet, diyeceksiniz ki niye böyle yaptınız? Bu da benim zevkim. Yani fotoğrafın bitmiş halini beğendiyseniz şu an yaptığımız şeyin de bitmiş halini beğeneceksiniz. Öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yani o preseti alıp ben bu preseti beğendim ama deyip buradaki ayarlara girip istediğiniz gibi editleyebilirsiniz tekrar. Bunu dediğim gibi tekrar söylüyorum. Bir yönlendirme, bir rehber olarak düşünerek hareket edin. HSL'i kapattım. Split Toning. Split Toning de Tone Curve gibi çok etkili bir özellik. Burada ne yaptığını özetlemeye çalışayım size. Gene burada bir renk tonu belirliyorsunuz. Mesela göstereyim. 50 ya da şuradan da gelip seçebilirsiniz. Ben şimdi artık sürekli kullandığım şeyler olduğu için, tonlar olduğu için bazıları ezbere biliyorum yani artık. Burada ne yaptığımızı göstereyim. Alt tuşuna basıp buraya basarsanız uygulanacak olan rengi göreceksiniz. Burada highlightlara yani parlak alanlara bu az önce gördüğünüz rengi uygulayacağız. Burayı 15 yapıyorum. Kapatıyorum. Açıyorum. Sanki çok az bir şey yapıyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında değil. Gerçekten aslında fotoğrafın bütün havasını değiştiriyoruz. Bakın kapalı şu an ve parlak alanlar bu renk eklenince bir anda fotoğrafın rengi değişmeye başlıyor. Daha sonra gölge olan alanlara da 180 değeriyle buraya da 15 doygunluk veriyoruz. Bakın kapatıyorum. Komple split toning ayarlarımızı kapatıyorum. Açıyorum. Buralar hep turkuaz rengi oldu. Ve bir yandan da parlak alanlara böyle şu az önce gösterdiğim sarı, turuncu gibi bir renk ekledim. Yani birbirini tamamlayan, birbirine hitap eden renkler bunlar. Sarı ve turuncu tonlarının mavi tonlarını tamamlaması özellikle Hollywood'da çok kullanılır. Dikkat edin filmlerde. Neredeyse her karede birbirini tamamlayan renkler vardır. Özellikle sarıyla mavi Hollywood'un her yerinde kullanılır. Bu da ona benzer bir şey. Sarıya yakın bir renk, turuncuya yakın bir renk ve turkuazla mavi karışımı bir renk. Bu ikisini ortaya getirdiğinizde, bir karıştırdığınızda birbirine uyumlu iki renk yapıyorsunuz. Burada balans diye bir seçenek var. Bu balans seçeneği neye ağırlık vermek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Sola çektiğinizde gölge ağırlıklı oluyor. Bütün fotoğraf neredeyse turkuaz rengine dönüyor. Veya sağ tarafa çekersiniz,
O zaman da highlight'taki ağırlık ön plana çıkıyor. Bunu da biz fotoğrafımızda highlight'lar ön planda olsun istiyoruz. Artı 35 yapıyorum. Yani highlight'lardaki sarı olan alan turkuaza nazaran daha ön planda ama turkuaz da hala daha yerinde duruyor. Böylece bakın bu arkadaki yeşil ve turkuaz tonunun önünde turuncu ne kadar ön plana, ne kadar çarpıcı bir şekilde çıkıyor. Kapatıyorum. Bu split toning yapmamış halimiz. Bu da split tone yaptığımız hali. Belki bir tane saturation'ını kıstım turkuazın. Belki böyle daha iyi olur. Dediğim gibi fotoğrafı editledikten sonra birkaç saat bakmayın. Tekrar geri dönüp baktığınız zaman büyük ihtimal çok farklı gözükecek gözünüze. Oğlum da aynı şeyi düşünüyor. Duydunuz mu? Oğlum. Brrr. Hadi git. Video çekiyorum ben. Ondan sonra nerede? Ha, split tone. Kapatıyorum. Açıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekil oldu. Evet. Daha sonra detay. Ben detayları normal şartlarda, fotoğraflarda Photoshop'la yapıyorum. Bence en güzeli ben Photoshop kısmını videonun en sonuna atayım. Buradan detayları kapattım. Bakıyorum başka lens correction'ı yaptık. Evet. Effects. Effects de az önce videonun başında konuştuğumuz lens corrections'daki şeyi kapatmıştık ya burada. Gördüğünüz gibi vinyeti bizim için ayarlıyordu. Vinyet bu etraftaki kararma konusu. Burada ben çoğunlukla kullandığım ayarı göstereyim size. -10 ile 20 arası bir ayar yapıyorum. Daha sonra midpoint diyor. Midpoint'i de göstereyim. Nasılsa detaylı video yapıyoruz. Rahat rahat gösterebilirim. Bu feather'ı kapattığınız zaman bakın midpoint'i ayarlayabilmemiz için daha rahat bir hale geldi. Midpoint'te bu yuvarlağın, vinyetin nereden başlayacağını ayarlayabileceğiniz bir ayar. Ben onu biraz daha yukarıya çekiyorum. Feather yani vinyetin geçişini de yükseltiyorum. Daha az belirgin olacak şekilde. Vinyeti kapattım. Vinyeti açtım. Gördüğünüz gibi ortaya dikkati vermemizi sağlayan bir hale geldi. Kapatıyorum. Calibration. Burası en çok kafa karıştıran yerlerden biri. Bunu gerçekten burada bile açıklamam birazcık zor. Ama yine de gözünüz korkmasın. Bu arada arkadan gelen gürültüler hep kedi. Kedi manyaklaştı şu an. Neden ben de bilmiyorum. Normalde böyle değil. Acayip pamuk gibidir. Yatar, uyur bilmem ne ama şu an deliler gibi koşturuyor. Hatta miyavlıyor. Enteresan. Daha sonra nerede kaldık? Calibration. Calibration ne işe yarar? Söyleyeyim. Birazcık kafa karıştırabilir bu da. Bu da kafa karıştırabilecek bir panel. Az önce evet burada HSL'de ayarlarımızı yaptık ama burada tek tek ayarlarımızı yaptık ama calibration şöyle. Burada 3 tane ana renk var. Şimdi burada tek tek sadece kırmızıyı ayarlıyorduk. Ama mesela calibration'ın içinde kırmızı ayarı da var. Evet aynı ayarmış gibi gözüküyor ama değil. Bu mesela sallıyorum şu an. Kafadan atıyorum. Mesela bir ton vardır burada bir yerde. Mavi vardır ama içinde bir sebepten dolayı kırmızı da vardır. Burada onu da ayarlayabiliyorsunuz. Bir kere daha örnek vereyim. Bir tane daha örnek vereyim. Mesela diyelim ki mavi. Sallıyorum şu an. Tamamen anlatabilmek için sallıyorum yani. Diyelim ki burada bir yerde bir sarı tonu var. Ama içinde de bir sebepten dolayı mavi tonu var. Buradan o içindeki mavi tonunu değiştirebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Burada sadece maviyi ayarlıyorsunuz. Burada bütün renklerin içindeki maviyi ayarlıyorsunuz. Şimdilik kısa bir özet böyle olsun. Belki ileride bununla ilgili daha da uzun bir anlatım yapmaya çalışırım. Şimdi burada yapacak olduğumuz şey kırmızıyı 40 yapıyoruz. Kırmızıyı 40 neden yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Bakın ten rengini görüyorsunuz değil mi? Ben sağ sol yaparken nasıl değişiyor. Burada burayı 40 yapıyorum. Ten rengine odaklı değişiklikler yapıyorum. Ten renginin içinde turuncu vardır.
ve kırmızı da vardır. Sonuçta damarlarımızda gezen kan kırmızı olduğu için doğal olarak o da deriden yansıyor. Kırmızı bu yüzden ten rengini etkiler. Daha sonra yeşili tamamen sola çekiyoruz. Gene ten rengine dikkat edin. Şöyle göstereyim. Bakın turunculuğunu birazcık almış oluyor. Bunu eksi 100 yapabilirsiniz. Eksi 90 yapabilirsiniz. Daha sonra mavi. Mavi bakıyoruz. Nereye etkiliyor? Mavi her yeri etkiliyor. Gördünüz mü? Sadece mavi hareket ettiriyorum. Ama sanki bütün fotoğraf maviymiş gibi değişiyor. Ne kadar çok şey değişiyor hatta. Burada maviyi turkuaza doğru çekiyorum hafif. Buradaki yaptığımız şeye de hani az önce split toning'de yapmıştık ya, turkuaz eklemiştik. Ona da etki eden bir ayar yapmış oluyoruz ve doygunluğunu eksi 10 yapıyoruz. Kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum, açıyorum. Ten renkleri gördüğünüz gibi ön planda, arka taraflar biraz daha renksiz. Dediğim gibi sürekli tekrar ediyorum, sıkılmayın çünkü çok önemli detaylar. Çok önemli detay olmasa üstünde ikide bir zıplayıp durmam bu bilgilerin. Buradan mesela preset'i aldınız veya kendiniz bu ayarları yaptınız ve preset yaptınız. Sonra geleceksiniz, fotoğrafınıza göre ayarlayacaksınız. Mesela preset bölümünde artıya bastık. Create preset dedik. Patreon preseti. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey ne? White balance her zaman aynı olmayabilir. Fotoğraftan fotoğrafa değişir. Bu bir gün akşamüstü çekersin, bir gün yani evin içinde çekersin. Aynı white balance değildir. Onu ayarlamanız lazım. Daha sonra burada yine fotoğraftan fotoğrafa, hatta belki lensten lense değişebilecek şeyler var. Bakın burada lens corrections'ın kapalı olmasına dikkat edin. Çünkü bir gün 50 mm ile çekersin. Bir gün 70'e 200 de çekersin veya 20 mm ile çekersin. O yüzden buradaki ayarlar her zaman değişebilir. Bunu fotoğraftan fotoğrafa gidip ayarlayabileceğiniz bir şey bu. Transform zaten pek bir şey yapmadık transform kısmında. O yüzden burası da kapalı olsun. Bu da çok büyük, yani çok büyük fark eder fotoğraftan fotoğrafa. Effects kalabilir. Calibration kalabilir. Noise reduction'ı da kapatın. Graduated filters ve radial filters da kapalı olsun. Bunun da sebebi mesela burada gittik bir tane parlaklık ayarladık suratına. Ama bir sonraki fotoğrafta, burada fotoğrafta surat olup olmayacağını bilmiyorsun. Onu gene fotoğrafta ayarlaman lazım. O yüzden bunlar da kapalı olacak. Split toning, color. Bunların hepsi açık olacak. Patreon preseti dedim. Create dedim. Şimdi mesela gidelim. Fotoğrafı resetledim. Bu fotoğrafın kameradan çıkmış hali. Az önce preset yaptık. Buraya kaydettik. İlk önce ne yapıyorum? İlk önce her zaman fotoğrafımı 4'e 5 kesiyorum. X'e basıyorum. Portrait modunu alıyorum. Ama isterseniz kare de yapabilirsiniz. İsterseniz kare de yapabilirsiniz. İsterseniz portrait de yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarladığınızda fotoğrafı 4'e 5 ve X'e basıp portrait şeklinde ayarladığınızda Instagram'da en büyük fotoğrafı paylaşırsınız. Hiçbir zaman sakın gidip de 16'ya 9 fotoğraf paylaşmayın. Yani Instagram'da kaplayabileceğiniz en küçük alan bu. Ne yazık ki böyle bir durum var. Telefonlarımızı düz tuttuğumuz için burayı 4'e 5 yapıyorsunuz. X'e basıyorsunuz. Portrait modunu alıyorsunuz. Buralardan tutup ayarlıyorsunuz. Ortaladım yüzünü gördüğünüz gibi. Tamam dedim. Daha sonra bakın burada bir tane gıcık etti beni. Şuna müdahale edelim. Q'ya bastım. Büyüklüğünü ayarladım. Buradan heal seçili olduğunu emin oldum. Bastım. Gitti. Gördüğünüz gibi. Şu an fotoğraf hazır sayılır. Patreon preseti demişiz. Üstüne geliyorum. Basıyorum. Ve gördüğünüz gibi az önce yaptığımız bütün ayarların hepsi bu fotoğrafa uygulanmış oldu. Şansımıza evet, bu fotoğrafta da gayet güzel gözüküyor. Benim hoşuma gidiyor. Yani bu toprak tonları, dünya tonları denilen, earth colors denilen bir renk skalası. Hatta ben size açık açık şunu da göstereyim. Bir kopya değil bu. Bazı şeyleri esinlenerek yaparsınız. Sanatta,
fotoğrafçılıkta neyde olursa olsun birçok şeyi öğrenirken taklit ederek öğrenirsiniz. Taklit edersiniz, onu nasıl yaptığını öğrenirsiniz, teknikleri öğrenirsiniz. Ondan sonra kendi yorumunuzu katarsınız ve kendi yorumunuzu da kattığınızda ortaya sizin olan bir şey çıkar. Sonuç olarak şu an dünyada neredeyse her şey yapıldı. Yani şu an yepyeni bir şey yapmanız imkansız derecede zor yani. Belki yaparsınız da gerçekten zor yani. Bunu hepimiz kabul edelim. Hadi çıksın biriniz Ronaldo olsun, hadi çıksın biriniz Messi olsun. Olamazsınız. Yani mesela bu karşımızdaki adam da öyle. Yani bu adamın yaptıklarını örnek aldım. Yaparken, benim presetimi oluştururken. Bunu da gördüğünüz gibi biraz daha turuncular ön planda vesaire. Ama yakın. Evet, yakın. Ama kesinlikle aynı değil. Ben kendi yorumumu kattım. O zaten fotoğrafları çekerken dikkat edin, hep o da gün batımı saatlerinde çekiyor. Ben de gün batımı saatlerinde çekiyorum. Bu zaten sizin de yapmanız gereken bir şey. Gün batımı saatleri veya gün doğumu saatleri en iyi fotoğraf çekilebilecek saatler. Hiçbir zaman mecbur değilseniz öğlen saatlerinde fotoğraf çekmeyin. Fotoğraf makinesini çantanızdan çıkarmayın. Çünkü çok kötü bir ışık olacak, çok sert gölgeler olacak, çok 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 nadir doğru düzgün fotoğraf çıkar. Yani keskin gölgelerle aşırı kontrastlı oyunlar yapmak istiyorsanız tamam, o zaman belki ideal, ama eğer fotoğrafınız düzgün olsun istiyorsanız, güzel gözüksün istiyorsanız, çektiğiniz saat çok önemli, çekim yaptığınız yer de çok önemli. Yani akşamüstü tamam gün batımı saati, gidip de evinizde oturup fotoğraf çekerseniz büyük ihtimal güzel olmayabilir. Saat ve çekim yaptığınız yer veya çekimini yaptığınız şey ilgi çekici olması lazım. Tam bunu söylerken böyle bir şey görmem de komik oldu. Ama güzel, aynı zamanda güzel, aynı zamanda da komik mesela yani. Tam benim kafada bir şey, profil burası. Burada İngilizce bilmeyenler için büyük kalça kulübü demiş. Koyun mu keçi mi neyse onlar var. Çok güzel olmuş bence. Yani bu kuralları da bu videoya eklemiş oldum böylece. Fotoğrafçılıkla ilgili de bir şey anlatmış oldum. Bakın bu fotoğrafta da mesela reset diyelim. Sizce hangi saatte çektim ben bu fotoğrafı? Akşamüstü saatinde çektim. Yani akşam olmaya başlamıştı artık yani yavaş yavaş. Sol buralardan bir yerden geliyor güneş. Bu şekilde vuruyor. Hatta bak bu bile birazcık erken. Belki biraz daha beklenmesi lazım. Golden Hour denilen bir zaman var. O Golden Hour'da güneşin rengi böyle ilk önce bir altın rengi olur. O yüzden zaten adı Golden. İngilizce'de Golden altın demek. İlk önce bir sarımtırak olur. Ondan sonra kırmızılaşmaya başlar. Ve ondan sonra tamamen battıktan sonra Blue Hour denilen, mavi saat denilen bir an olur. Güneş battıktan havanın tamamen kararmasına kadar olur bu süreç. O anlarda da çekilen fotoğraflar çok güzel olur. Ama buradan neyi çıkarmanız lazım? Herhangi bir saatte gidip de herhangi bir şeyin fotoğrafını çekmeyin. Planlı olun. Tabii ki bazı şeyler anlık oluyor vesaire, ama eğer güzel fotoğraf çekeceğim ben, çok güzel fotoğraf çıksın istiyorum diyorsan, o zaman doğru düzgün saatte çekeceksin, doğru düzgün yerde çekeceksin. Ondan sonra buraya geleceksin. Al işte bak, çekilmiş olan fotoğraf bu. Ve kesip düzenleyip üzerine preseti koyduğun zaman böyle bir hava katabileceksin fotoğrafına. Bir hikaye katabileceksin fotoğrafına. Vesaire vesaire, daha anlatacak çok şey var aslında da. Daha da uzatmayayım. Sonuç olarak preseti nasıl yaptığımı gösterdim. Preseti nasıl kaydettiğimi gösterdim. Belki netleştirmeyi de hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Edit. Edit'in Photoshop diyorum. Her zaman ilk Photoshop'ta yaptığım hareket şu benim. Her zaman yeni bir layer yaparım. Ki arkada bir tane orijinal bırakırım. Hiçbir zaman değişmeyen, bozulmayan. Buna yabancılar destructive diyor. Eğer kalkıp da bütün her şeyi orijinale yaparsan daha sonra geriye dönemezsin. Geriye dönük değişiklik yapamazsın. O yüzden her zaman yeni bir layer açıyorum. Daha sonra filter, other, high pass diyorum. Bakın şimdi şöyle göstermeye çalışayım, yakınlaşayım.
çok silik bir şekilde fotoğrafınızı görecek şekilde pikselinizi ayarlayın. Mesela şimdi 15 yapsam bu silik bir şekilde değil, değil mi? Çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu şekilde olmaması lazım. Ortalama 2 veya işte fotoğraftan fotoğrafa gene değişecektir. 4. Bu fazla mesela şimdi. Şöyle yapalım. 2,5 diyelim. Okey. Bu layer seçilirken buraya basıyorum. Overlay seçeneğine basıyorum. Bu haldeyken bile aslında bir netlik geldi fotoğrafa. Şöyle göstereyim. Bakın kapattım, açtım. Kapattım, açtım. Şurada gözlüğe bakarsanız anlayabilirsiniz. Daha net anlayabilirsiniz. Kapattım, açtım. Daha sonra gene bu layer seçilirken filter, sharpen, smart sharpen. Buradaki ayarlara bakın. Ona göre kendiniz de yaparsınız. %90, işte radius 1. Reduce noise %10. Okey diyorum. Ve şimdi kapatıyorum. Tekrar yine gözlük çerçevesine bakın. Açtım, kapattım, açtım. Aradaki farkı görüyorsunuzdur herhalde. Bir de zaten bu kadar yakından fotoğrafa bakmanın anlamı da yok normal şartlarda. Çünkü hiçbir zaman bu kadar büyük görmeyeceksiniz. Baskısını da yaptırmayacağınız için. Bu kadar büyük görmeyeceksiniz bu fotoğrafı. Telefonda göreceksiniz büyük ihtimal. O yüzden aşırı da önemli değil ama siz gene de az bir şey bu şekilde sharpen yapabilirsiniz. Kapattım, açtım. Bakın bu şartlarda göremiyoruz bile neredeyse. Bence gayet güzel. Hatta eğer birazcık azaltmak istiyorsanız bu iki ayar artık bu layer'da. Buradan opacity'yi sallıyorum. Mesela 70 yapalım. İyice yaklaşayım tekrar. Kapatıyorum, açıyorum. Gördüğünüz gibi %70'te. İsterseniz %100 de yapabilirsiniz. %100 fazla olur genelde. 80 yapalım. Tamam. Şimdi normalde netleştirmeyi ben bu şekilde yapıyorum. En hızlı şekilde yaptığım netleştirme bu. Yani hafif yumuşak olan fotoğrafı daha keskin hale getirebilirsiniz. Bu şekilde. Daha sonra burada aslına bakarsanız benim karartma işlemlerim vesairelerim de var. Ama onu apayrı bir videoda yapalım bence artık. Daha da uzatmayalım. Eğer bu tarz videolar, daha detaylı videolar hoşunuza gidiyorsa Patreon'da böyle uzun videolar yapacağım. YouTube'da daha özet geçilen videolar olacak. Daha detaylı video görmek isteyen, YouTube'dan izleyen arkadaşlar Patreon sayfamdaki aboneliklerden birini alabilirler. Bana oradan kahve ısmarlayabilirler. Çünkü gerçekten 1 dolar, 4 dolar yani çarptığınızda gerçekten 1-2 tane kahve parası yapıyor. Komik gibi geliyor ama işte bunu bu şekilde belirtmeyince de şey olmuyor, anlamı olmuyor gerçekten. Gerçekten 1 dolar şu an ne kadar? 5 lira. Aylık bana 5 lira verdiğinizde ben gidip onun üstüne 5 lira koymam lazım kahve içebilmem için. Sallıyorum, bir kahve üzerinden örnek verdiğimiz için. Ama ben size 4 dolarlığı tavsiye ediyorum çünkü 4 dolarlığı aldığınız zaman benim bu detaylı olan videolarıma ulaşabileceksiniz. Veya daha fazlasına ulaşabileceksiniz. Onun da detaylı bir videosunu ayrıca yapmayı planlıyorum. Yani orada benimle video chat yapabilme şansınız olacak. Bana istediğiniz soruyu sorabilme şansınız olacak. Ben sektörle ilgili, işin işleyişiyle ilgili, kamera arkasıyla ilgili birçok içerik paylaşacağım. Yani siz bana orada aylık 4 dolar verdiğinizde bana destek, sadece destek olmuş olmuyorsunuz. Karşılığında bir hizmet almış oluyorsunuz. Video ile ilgili bir sorunuz varsa veya herhangi bir şeyle ilgili bir sorunuz varsa aşağı yorumlar kısmına yazın. Çünkü Instagram'dan DM'lere de yakında cevap vermeyi keseceğim. Bunca zamandır biriktirdiğim bu bilgi birikimimi, tecrübemi izin verirseniz bir kahve veya iki kahve karşılığında ücretlendirmeyi düşünüyorum. Neyse, sonuç olarak buradan Ctrl S yaptık. Save dedik. Lightroom'a geldik. Lightroom'da yepyeni bir tane fotoğraf olarak karşımıza çıktı. Burada isminde görüyorsunuz edit ibaresi geldi. Bu fotoğraf daha net bir hale geldi ve bitti aslında. Tamam, uzattım. Yeter. Yeter. Kapatıyorum. Kapat. Çok yazdı. Hadi. Hadi sonraki videolarda görüşürüz. Ciao.